Evet, burası yakınca karşıdaki o gökdelenler, siteler, manas evleri. Buradaki konteynerların çoğunu Bursa Yıldırım Belediyesi halk bütçesinden aktarılarak konduruldu buraya. İşte Emir Sultan, Erguvan Sokağı, böyle Aşık Yunus gibi tabelalar koymuşlar. Bir kısmı da AFAD tarafından, AFAD logosuyla burada bulunuyor. Onlar sadece 1-2-3 diye numara vermişler konteynerlara. Vatandaşların kimisi kendisi böyle bir tenekeden ondilin gibi çatı yapmış. Çoğu branda çekilmiş. Çünkü kar ve yağmur suları geçiyor. Şurada küçük bir çocuk oyun alanı var. Şurada ana sınıfı sanırım. Ana sınıfı mı, kreş mi, çocuklara yönelik oyun alanıyla yan yana. Beyler Deresi'nin doğusunda yer alıyor. Burada Beyler Deresi'nin batısı. Şu çukurdan da Beyler Deresi akıyor. Daha doğrusu Kündübek'ten başlıyor akmaya. Çırmıktı'dan, Kileyik'ten geçerek herhalde Karakaya Barajı'na doğru gidiyor. Yazın oraya ulaşamaz da bahçelerin çok ihtiyacı var. Kışın ulaşır. Evet, bunlarda da AFAD logosu var. Bir gölgelik yapmışlar önüne. Evet, burada elektrik, su bedava. Çok ısınma, doğalgaz diyemeyeceğim. Isınma elektrikle oluyor. Yazında soğutma elektrikle gerçekleştiriliyor. Yani halkın bütçesinden karşılanıyor. Tüm Türkiye halkının bütçesinden karşılanıyor. Sadece Malatya halkının değil. Burada da bireysel konteynerler konmuş. Buradan da böyle bir yer açmışlar, çabuk çıkalım caddeye diye. Şöyle. İçeri de kurutamazlar. Çok nem olur. Zaten hava aldırmıyor. Arada bir havalandırılması gerekiyor konteynerların. Terleme yapıyormuş. Çok geniş bir alan. Burası böyle çukur bir yerdi. Taşlı, otlu, dikenli. Düzleştirildi. Elektrik donanımları çekildi. Aydınlatma yapıldı stoplarla.
Bildiğim kadarıyla yiyecek yardımı da yapılıyor konteynerlara. Bir de Esen kart diye bir kart veriliyormuş. Hane başına düşen gelir. Hiç bilmem ne kadarsa artık. O belli bir miktarın altındaysa onlara başlangıçta aylık 3000 lira yükleniyordu. Şimdi 5000 liraya çıkarılmış. Evet, bu borularda yine boru müdürünüz karşınızda. Şöyle döneyim. İkizce'ye TOKİ konutları yapılıyor. Deprem konutları. Şu karşı tepeye. Ta buradan yakıncaya, yani Kilik'e doğru uzanıyor bu borular. Kilik'in neresinden? Oradan Çırmıklı'ya mı inecek bir ucu? İçme suyu İsale boru hattı. Devlet Su İşleri. Ben çalışma alanına girdim galiba. Şuradan geri döneyim. Sonra uyarı alırım. Yayayım, hani aracı kapalı ama kepçe çalışıyor çünkü. Evet, elektrik bedava diye gündüz de bakın. Şurada ışık açık. Devletin malı deniz demezsek, devlet biziz ya. Halk olmasa, halkın vergileri bir araya gelmese devlet olur mu? İşte öğleden sonra şu anda. Kuşların bile yuvası var. Borulara kaynak yapıyorlar. Sonra mı kazacaklar? Çünkü derenin alt tarafında gördüm. Kepçe kazıyor, sonra çukura önce kum döşeniyor. Sonra borular döşeniyor. Kaynak yapılıyor. Üzerine tekrar kum, ondan sonra taşlı toprak seriliyor. Yani iki kumun arasında kalıyor. İşte bakın böyle kocaman bir alan. Karşıdakiler. Şimdi bu burada hep böyle Orta Asya'dan gelen isimler var. İşte Kaya Otağı, Oğuz Kağan Caddesi, işte Gazneliler Sitesi, Harzemşahlar Sitesi, Uygur Sitesi. Böyle Orta Asya'da ne kadar isim varsa bu alana doldurmuş. Daha önceki belediye başkanının soyadı Katırcı da aklım, adı aklımda değil. O bayağı bir şeydi, Türkçüydü. Bütün o isimleri doldurmuş. Şu karşıdaki o sarımsı binada Farabi Ortaokulu. Şu gökdelen de daha yapım aşamasındayken parça parça olmuştu. Onu böyle yakında cilalayıp boyalayıp hiç hasar almamış gibi insanlar içine koyarlarsa hiç şaşmam. Belki kolonları sağlamdır, bilemiyorum, ben anlamam teknik işinden. Bir haftadır kar yerden kalkamadı.
Hani kalkmasın, sakıncası yok da güneş olduğu halde eritemiyor. Güneşin etkisi çok fazla yok ve hava çok soğuk. O nedenle kar eriyemiyor. Yavaş yavaş eriyor, acelesi yok. Evet, ben buradan Kilek'e doğru gideceğim. Belki Kilek'ten, Cino'nun bayırından Çırmıhtı'nın Hacizli mahallesine inerim. Hıroğlu mahallesine kadar çıkarım. Tepecik mezarlığına kadar. Yakınca mahallesi konteyner yapımı 150 adet ev tipi yazmışlar tabelaya. Evet, tam şu karşımdaki şantiyede bu boruları döşeyen elemanların barındığı yer, araç gereçlerini koydukları yer, şantiye deniyor sanırım öyle yerlere, yanlış söylememek için. Duyduğumu söylüyorum. İlba İnsel yazıyor tabelada. İki beyaz bayrak, ortada kırmızı Türk bayrağı. Şirketin adı demek ki ihaleyi alan İlba İnsel'miş. Geçen ay İkizce'ye gittiğimde o sarı plastik boruları gördüm, böyle boğumlu boğumlu. Onlar doğalgaz boruları. Daha arazide böyle dizili duruyordu, yani döşeyecekler. Çabuk döşenir doğalgaz, yeter ki istesinler. Evet, bu yoldan gideceğim. Arkamda bıraktığım alan bu. Ayaklık kalasları boruların altına koyuyorlar. Üç yerden desteklesin de yani yerde içerisine toz, toprak, çamur girmesin diye. Belediyeye ait binanın arka bahçesinde büyük bir kamelya var, sanırım metal aksamlı. Vinçle onu kaldırıyorlar. Umarım belediye çalışanlarıdır, hurdacılar değildir götürenler. İşte bakın şurada içme suyu patlamış. Durgun gibi görünüyor ama bakın sürekli akıyor. Umarım Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden gelir bunu
israf olmadan kurtarırlar. İşte böyle göreklenmiş, kim bilir ne zaman patladı. Sürekli akıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Hizmet Binası. Şimdi bu hizmet binasına varmadan karşıdan gelirken 200 metre kala yolun sağında bir su patlamış. Boşa kaynıyordu. Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Onlar da maskeyi bağladılar. Bakalım, dileğimi ilettim. Su boşa akıyor, gelin yapın diye rica ettim. Umarım çabuk gelirler. Evet, hizmet binası depremde hasar aldı. Şimdi soyma çalışmaları başlamış binaya. İşte burada ya ne çıkarsa onlar soyuluyor. Kim soyuyor bilmiyorum. Hurdacılarım soyuyor. Belediye elemanlarını mı gönderdi? Onlar mı soyuyor? Böyle.